Evet, merhaba arkadaşlar. Ara Yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün edebiyat dersimizde uyak yani kafiye çeşitlerini göreceğiz. Bugün tabii ki yine yalnız değiliz. Melisa bugün yine ağır konuğumuz ve sevgili öğrencilerimiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Kafiye deyince aklımıza ne geliyor? Mısra sonlarındaki ses benzerliğine kafiye diyoruz. Burada unutmamız gereken şey nedir? Kafiye özellikle sözcüklerin kökünde arayacağız. Ekler ve eklere dair görevler kafiye değil arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sözcüklerin önce kökünde biz bunu bulmaya çalışacağız. Şöyle ki biz önce kafiye çeşitlerimizi bir görelim. Neymiş? Bakalım önce. Kaç çeşit kafiyemiz var? 5 çeşit kafiyemiz var. Yarım uyak, tam uyak, zengin uyak, tunç uyak ve tabii ki cinaslı uyak. Niye uyak diyoruz? Uyumdan dolayı uyak diyoruz. Kafiye farklı bir adlandırmaya giriyor. Bu çok önemli değil arkadaşlar. Ama çoğunlukla uyak şeklinde göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey nedir? Sözcük kökünde aramanız gerektiğidir. Mısra sonlarında kökte arayacaksınız. Eklerde değil. Evet, yarım uyakla başlayalım isterseniz. Yarım uyak deyince aklımıza ne geliyor? Önce bilgilerimizi şöyle bir check edelim. Hemen bir yoklama yapalım. Belki yıllardır gördüğünüz ya duyduğunuz bir konu. Evet, yarım uyak deyince aklımızda ne beliriyor? Melisa, var mı bir fikrin? Bir ses benzerliğine dayanan uyak. Bir ses benzerliği. Evet. Tek harf, tek ses benzerliği olduğu zaman ne diyeceğiz? Yarım uyak diyeceğiz. Yarım uyak mısra sonlarında nasıl karşımıza çıkmış bakalım. Özellikle İslamiyet öncesi dönemde ve halk edebiyatında çok fazla var. Bakıyoruz Karacaoğlan ne demiş? Kış gününde güller bitmez, dalında bülbüller ötmez, can arzular elim yetmez, gönül selam ister şimdi. Şimdi neden vurgu yaptık? İşte burada bitmek, ötmek ve yetmek sözcüklerindeki T harfleri nedir Melisa? Yarım yok. Yarım yok. Evet. Mezlere hiç girmiyoruz. Onları daha sonra inceleyeceğiz. Bakalım Aşık Veysel ne demiş? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka, başka olmasa. Dediğimizde yazmak, çözmek ve gezmek kelimelerinde ne var? Yarım uyak var arkadaşlar. Yani Z'ler yarım uyak oluşturuyor. Üçüncü bir örnekle dilerseniz konuyu hemen tamamlayalım. Ben çektiğim kimler çeker? Gözlerim kanlı yaş döker. Bulanık bulanık akar. Burada ise K ünsüzlerini oluşturuyor. Yarım uyak oluşturuyor. Bence yeterli örneklerimiz. Geçelim mi Melisa? Geçelim. Evet. Sırada ne var? Tabii ki tam uyak. Tam uyak nedir? İki ses benzerliğine ne diyeceğiz? Tam uyak. Niye tam uyak diyoruz? Ne demiş atalarımız Melisa? Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Tam uyak dediğimiz zaman tamamlanmış uyak da diyebiliriz aslında. Bir sakıncası yok. Evet arkadaşlar, şaka bir yana tam uyak dediğimizde iki ses benzerliğine bakıyoruz. ÖSYM 2017'de bunu sordu. Bu sene sorular içerisinde görebilir misiniz? Evet. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şapkalı harflerimiz var. Nerede benim şapkam? Alayım şapkamı. Rize sonlarındaki arkadaşlar şapkalı harflerimiz A, U ve I'lar. Yani aslında İ. Şapka koyduğumuzda İ oluyor. Bunlar ne oluşturuyor arkadaşlar? Tabii ki tam uyağı oluşturuyor. Çünkü iki ses değeri var. Tabii ki şapkamızı hemen kenara bırakıyoruz. Tam uyakta örneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor. Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor. Fark Nafs Çamlıbel güzel bir örnek aldık ondan. Anlatmak ve yatmakta A ve T harfleri ne oluşturuyor? Tam uyak oluşturuyor. İkinci örneğimize bakalım. Yahya Kemal Beyatlı'dan. Yollarda kalan gözlerimin nurunu yor. Kimdir o, nasıldır diye rüzgarlara sordum. Ne kadar güzel bir şiir ya. Yormak ve sormaktaki kestik. Devamına bakmıyoruz. Yor ve sordaki or ünsüzleri ve ünlüsünün bir araya gelmesiyle ne oluşturuyoruz? Tam uyağı oluşturuyoruz. Burada dikkat diyoruz arkadaşlar. Dikkat deyince ben şapkamı tekrar geri alıyorum. Niye geri alıyoruz arkadaşlar şapkamızı? İyi mi Melisa böyle? İyi hocam. Bir dize işittim yine ey şuhu dilara. Bir hoşça dem bilmem ne demek istedi ama. Arkadaşlar dizenin sonlarında şapka var mı? Benim kafamdaki gibi. Tabii ki var. Ara ve amma'da şapkalı harfleri görüyor musun Melisa? Görüyorum. Bir tane harfte şapka var ama ne yapacağız? İki ses değeri var diyeceğiz. Ve bunlar nedir? Nedim bize neyin örneğini vermiş? Tam uyan örneğini
vermiş. Gelelim zengin uyağa. Zengin uyak nedir arkadaşlar? İkiden fazla ses benzerliği varsa biz burada zengin uyak vardır diyoruz. Yani bunun sayısı 3 olabilir, 4 olabilir. Bu şekilde uyak çeşitlemesine biz zengin uyak diyoruz. Peki hocam. Bekliyorum ne gelecek. Zengin uyağı örnek olarak günümüzdeki rapler örnek olabilir mi? Vallahi hiç rap dinlemiyorum. Yani o konuda biraz şey, Türk sanat müziği olabilir. Ama sayenizde rap de dinleyebiliriz. Merak ettim şimdi. O zaman şöyle yapalım. Rap şarkılarda, günümüzdeki rap şarkılarında zengin uyak olduğunu düşündüğünüz şarkılar varsa rap ile ilgili bunları yoruma bırakın. Biz de oradan inceleyelim arkadaşlar. Bakalım zengin uyak çıkacak mı? Ama biz zengin uyak deyince genelde aklımıza ne geliyor? Tabii ki divan edebiyatı geliyor. Şimdi zengin. Niye zengin? Saray edebiyatı çünkü. Dolayısıyla padişahların böyle himayesi olan şairler bol böyle kafiyeli, zengin kafiyeli, dili ağır şiirler yazdırmışlar. Bundan dolayı da zengin uyak divan edebiyatına çok kullanılmış ve dili ağırdır diyoruz. Buradan bir gönderme yapalım divan edebiyatına. Tabii ki bir örnek vereceğiz ama Mehmet Akif Ersoy'dan vereceğiz. Divan edebiyatından değil. Onu en sonda yapacağız. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumuz üstüne tüten en son ocak dediğimizde burada cakların ne oluşturduğunu görüyoruz. Zengin uyak oluşturduğunu görüyoruz. Bunun dışında Orhan Seyfi Orhon şunu söylüyor. Baygın bir ihtizaz ile bihuş akar dere. Sahillerinde çocuklar uzanmış çemenlere. Burada dere ve lere sözcüklerinde ve diğerin çemenlere sözcüğün ekinde erelerin ne oluşturduğunu göreceğiz. Zengin uyak oluşturduğunu görüyoruz. Üç harf benzerliği söz konusu. Farklı Naz Çamlıbel'in şu şiiri testlerde çok fazla gelir. Bu yüzden bunu örneklemeden geçemeyeceğim. Ertesi gün başladı doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı buz tutuyor her soluk. Burada da luklar. Üç tane ses değeri var. Ne yapıyoruz? Zengin uyak diyoruz. Bir diğer örneğimiz. Baki ne demiş? Şimdi beyti okuyacağım ama sanırım çoğunuz anlamayacak. Anlayıp anlamamak çok önemli değil. Bakalım ne diyor Baki? Bir hüsn dahi bağladı hattını izar yar. Etrafı bahu olur olsa benefşe zar dediğimizde ar sözcüklerinin eklerinin 3 ses değeri taşını görüyoruz. Çünkü şapkalar ne yapıyordu arkadaşlar? Zengin uyak oluşturuyordu. 2 oradan R'lerden de bir tane aldım. Ne yaptım? 3 tane ses benzerliği yaptım. Dolayısıyla zengin uyak bu şekilde oluşturdum. Ve gelelim 4. uyak çeşidimize. Tunç uyak arkadaşlar. Tunç uyak dediğimizde karşımıza hemen şöyle bir tanım gelecektir. Bir kelimenin ek grubunun bir diğerinin içerisinde, sözün içerisinde yer alması. Birinin diğerinin içerisinde yer alması diyoruz. Anlam olarak çok fazla takılmayın. İç içe geçme uyak şeklinde de söylenir ama esas itibariyle en az 3 harf olduğu için ne yapabiliriz? Zengin uyak içerisinde değerlendirebilir miyiz Melisa? Değerlendirebiliriz. Evet. Örneğimize bakalım. Oluyor mu? Şeyhi ne demiş? Bunu belki duymuşsunuzdur harnamesinde. Bugün bir öğrencimize, bir arkadaşımıza bunu okudum. Bu nedir hocam dedi. Sonu şöyle biter onu hatırlarsınız dedim ben de. Bir eşek var idi zayıf-i nizar. Yük elinden katı şikeste vüzar. Hocam ne dedi dedi. Çok önemli değil dedim. Sen ona takılma. Burada arkadaşlar zar neyin içerisine geçiyor? Nizarın. Boynuz umdum kulaktan oldum. Harnamenin giriş bölümdür arkadaşlar Şeyhi'den. Buradaki zar nizan içerisinde yer almış Tunç uyak oluşturmuş. Mesela Mehmet Akif Ersoy şöyle söylüyor. Bastın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı dediğinde tanı ne içine geçiyor Melisa? Yatanı. Evet. Ne oluşturdu? Tunç uyak oluşturdu. Şimdi başka bir şiirle devam edelim. Kiminin bahtı açık, kiminin bahtı kara. Kiminin arkasında görünüyor Ankara. Kim söylemiş? La Edri diyoruz. Bu ne demek hocam? Evet, La Edri, La olumsuzluk eki. La Edri, yazanı söyleyeni belli olmayan şiirlerin altında divan edebiyatına yazılan bir isimdir. Yani isimsiz bir şiir Melisa, kısaca bu. Burada kara sözcüğün içinde geçmiş, Ankara'nın içinde geçtiği için Tunç uyak diyoruz. Şimdi sırada cinas uyak var. Cinas uyak ne demek? Bakıyoruz. Cinas dediğimizde orada bir S veriyoruz. S'yi vurguluyoruz özellikle. Neden arkadaşlar? Cinas dediğimizde SS kuralı gelecek. SS kuralı demiyoruz. Eskişehirli arkadaşlarımız üzerlerine alınıyor çünkü. SS kuralı diyoruz. Yani cinasın S'si ile sesteş kelimesinin S'sini eş tutuyoruz. Yani sesteş sözcüklerin oluşturduğu kafiye çeşididir diyoruz. Birkaç örnekle hemen bunu sonlandıralım. Gülenaz, bülbül eder Gülenaz. Öyle bir derde düştüm. Ağlayan çok Gülenaz. Evet, Gülenaz'la Gülenaz arasında anlamca tamamen farklı bir durum var. Bu yüzden buna ne diyeceğiz? Cinas uyak. Başka bir örnek, çok güzel bir örnek. Yahya Kemal Beyatlı'dan gelsin.
Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Zamanın geç olması ile ilgili bir durum. Bir diğeri de geçmek fiilidir. Burada da anlamca bir farklılık olduğu için cinaslı uyak diyoruz. Sesteş sözcükler kullanılmış. Cinaslı uyakta da arkadaşlar dediğimiz gibi sesteş sözcükleri kullanacaksınız. Sanırım buradaki ipucu işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, değişik bir kapanışla bugün sizlerle beraberiz. Ceza'dan birkaç dize söyleyeceğiz. Türk dokumundan yer misin? Bu popstarın derbisi ve hiç kan akıtmaz mermisi. Buradaki kafiye çeşidini yoruma bırakın. Biz de bakalım. Bakalım hangi kafiye? Hoşça kalın.